Geçimimi hayvancılıkla sağlamaktayım. Yaklaşık 30 yıldır. İşte burada ahırım, işletmem burası. Abimle beraber hayvanlarımıza bakıyoruz. Yaklaşık 34 tane hayvanım burada. Telef oldu. Çok çaba harcadık aslında o canları kurtarmak için. Evet, gençler gerçekten ateşe attılar kendini. Kadınlar yazmaları düştü. Kanser hastaları ateşe girdi. Ama hiçbir şey yapamadık yani. Rüzgarın, dumanın. Bütün hayatımız aslında, geleceğimiz de buraya hipotekli. Ne var ne yok işte, nasıl diyeyim size. Samanlık, aldığımız hayvanlar, bütün her şey işte burada bir anda elimizden kayıp gitti. Çok şey söyleyeceğim ama içimden yanlış bir cümle de kurmak istemiyorum. Kimseyi suçlamak da istemiyorum. Ama eğer itfaiye biraz erken gelebilmiş olsaydı belki bu kadar ağır bir sonuçla karşılaşmayacaktık. Evet, yaklaşık 48 saattir tüm ailem, eşimiz, dostumuz, binlerce insan burada ağlıyoruz. Yani başka da bir şey yapamıyoruz. Ben bütün işte hayvancılıkla uğraşan, tarımla, çiftçilikle uğraşan eşe, dosta, bizi yalnız bırakmayacak herkese şunu söylemek istiyorum. Beklentimiz yeniden ağrımızın bir şekilde inşa edilebilmesi. İçine yine birkaç tane hayvan koyabilip işte yeniden hayatımıza başlayabilmek. Yani bu bizi hayata bağlayacak, yoksa bu stres, bu psikoloji hepimizi çok kötü etkiledi. Bunu bekliyorum çünkü benim kendim yapacak bir gücüm yok. Bunlar hayvanların neredeyse tamamını ben krediler kullandım, bu şekilde aldım. İşte aldım buraya 60 ton saman, daha bir çerdivercinin parasını vermedim köylüden aldığım saman. Hepsi gitti. Ahırın inşası çok büyük bir maliyet. Çocuklarım, yaşlılarım, engellilerim de var. Hiç yani bu konuda kim elinden ne geliyorsa emin olsun benden ki ben bende olduğu zaman herkese yardım edebilecek bir insanım. Bütün hayatım da böyle geçmiştir. Eğer benim durumum iyi oldukça ben herkese yine yardım ediyorum. Benim hayatım böyle. Yani bu konuda gerçekten destek bekliyorum. Tüm dostlardan, tüm canlardan destek.